Biz TUSAŞ'ta üretimden sorumlu bir genel müdür yardımcılığıyız. Aslında bütün özgün ürünlerin bir fiil üretiminde bulunduk. Birinci parçasından son parçasına kadar. En son Atak 2, Hürjet ve Milli Muharip Kaan. Bu üç projede bizim ekibimiz başından sonuna kadar üretim kısmının içerisinde. Tabii tasarıma da destek oldular. Tabii biz de bunun söylemekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü böyle bir projeyi 100 yıl sonra 1924'te Vecihi Hürkuş, biliyorsunuz, ilk kendi uçağını yaptı. Vecihi K6'yı. Ondan sonra farklı uçak girişimleri var. Selahattin Reşit Alan var. Milli Müdafaa Vekaleti 1, 2 gibi uçaklar. Daha sonra Nuri Demirağ katılıp Nuri Demirağ ile birlikte meşhur uçakları çıkartan ve çok genç yaşta bir uçak kazası sonucu rahmetli olan Selahattin Reşit Alan. Ve ondan sonra farklı lisanslarla uçak üretildi Türkiye'de. Ama bunların hiçbirisi kendi uçağımız değildi. Yani Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'dan sonraki serüvenler daha çok lisans altında uçak üretimleri. Aslında çok ilginçtir. Türkiye'de çok fazla uçak fabrikası kuruldu Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Mesela ilk kurulan fabrikalardan bir tanesi 1925'te resmi olarak olan Tomtaş, Kayseri'de. Aynı takip eden yıllarda onun tamir ve onarımıyla ilgili olan Eskişehir Uçak Fabrikası. Daha sonra Etimesgut Uçak Fabrikası. Daha sonra Gazi Uçak Fabrikası. Orada da motorlar Atatürk Orman Çiftliği'ne yakın bir bölgede. Daha sonra bakıyorsunuz Nuri Demirağ'ın kurduğu fabrikalar 1936 yılında başlıyor. O da aslında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli girişimlerinden birisi. Belki ilk yerli Türk girişimcimizin yaptığı önemli bir atılım. Daha sonra 1984 Tayyi, 85 Teyi gibi devam edip gidiyor. Aslında biz uçaklara çok yabancı bir ülke değiliz ama çeşitli sebeplerden dolayı uçak üretimi akabete uğramış durumda. Tabii konuşmamın başında tanımayanlar için mutlaka bu videoyu defalarca seyretmişsinizdir. Ama tekrar bir daha göstermek istiyorum. Ya yani TUSAŞ'ın bir tanıtımını. İşte arkadaşlar, yani TUSAŞ'ı az çok tanıyorsunuz. Eskiden biz ilk geldiğim yıllarda 2016 yılında filan yine ürünlerimiz vardı ama fuarlarda filan daha çok maket şeklinde veya mock-up'larımızı la küçük alanlarda şirketimizi tanıtırdık. Ama aradan geçen bunca süre sonra şimdi bir Paris Air Show'da, bir Farnborough Air Show'da belki en büyük şalelerden birine sahibiz. Yani bütün platformlarımızda yer alıyoruz. Ve buna ilave olarak da havacılık gösterilerine de katılıyoruz. Aslında bu çok önemli bir nokta. Yani biz de Türk milleti olarak, Türkiye olarak biz de varız diyoruz. Ya yani bu gerçekten, yani havacılık tarihine mührünüzü basıyorsunuz. Yani öyle biz çok iyiyiz, güzeliz, hoşuz demekle olmuyor. Yani kaldıracaksınız uçağınızı, uçuracaksınız. Dün bir derginin kapağında, yabancı bir derginin kapağında TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçağı'nın resmini koymuşlar, kapak yapmışlar. Yani siz bunu üretmeseydiniz herhangi bir kapak filan da olmazdı. Aslında Türkiye'nin reklamı böyle o yapılıyor yani. Bir tane uçak yapıyorsunuz, dünyası tanımaya başlıyor. Beşinci nesil savaş uçağı yapan kaç tane ülke var? Beş tane de yok. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, başka? Türkiye. Yani çalışmalar var ama Korelilerinkine 4,5 diyorlar. Yani 5 de değil diyorlar. Bir öyle bir çalışma var. Almanlarla Fransızların başlattığı, İngilizlerin başlattığı çalışmalar var ama orada gözle görülür şu ana kadar bütün fuarlara gidip geliyoruz. Öyle bir şey görmedik şu ana kadar. Yani çok gözle görülür Tempest'te falan bir şey görmedik. Şimdi arkadaşlar, tabii aslında
Burada güzel bir şey var. Biraz önce bahsettim. Türkiye'nin önemli bir özelliği var. O da sizlersiniz. Unutmayın bunu. Yani bizim en büyük gücümüz genç neslimiz ve insan kaynağımız. İşte mesela şu grup var ya, biraz önce gençler de vardı aramızda. Onlar daha da büyük gücümüz, yani genç arkadaşlar, daha lise talebeleri, ortaokul talebeleri, belki ilkokul talebeleri, Teknofest gençliği. Dün akşam bakmıştım tekrar, yazımda da dile getirmiştim. 2 milyon 547 bin gibi bir ziyaretçi kitlesi, inanılmaz bir şey. Yani havacılığa ilgi, alaka, projeler yapma. Yani aslında belki iyi niyetlerle başlayıp sekteye uğran Türk uçak tarihinin tekrar canlanıyor. Yani efsane geri dönüyor diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Yani tekrar dönüş başlıyor.